Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde KFC nasıl hazırlayabileceğiz? Bunun tarifi şimdi sizinle hazırlayacağız. İlk önce gerekli olan malzemeler. Şöyle tavuk parçaları kullanacağız. 3 su bardağı süt. Küçük bir kaşığı tuz. 3 yemek kaşığı limon suyu. Küçük bir kaşığı karabiber. Şimdi limon suyumuz, sütümüz içerisine dökeceğiz. Karabiberimizi de dökelim. Küçük bir kaşığı tuz. Malzemeler hepsini birbiriyle karıştırın. Şimdi tavuklarımızı içerisine şöyle açıyoruz. Ortasında çizgiler atalım böyle. Gördüğünüz gibi şimdi sotum içerisine koyacağım. Tüm parçalar içine çizgiler atacağım. Evet, şöyle tüm parçaları koydum. En az 1 saat kadar bekleteceğiz. Sizler de isterseniz buzdolabında bir gece kadar bırakabilirsiniz. Öyle bir şey eğer yaptıysanız daha iyi olacak. Bir saat geçtikten sonra şimdi diğer malzemeleri söyleyeceğim. Suda batırmış tavuğumuz var. Bir saat önce hazırladık tavuk o. 3 su bardağı un. Yarım su bardağı nişasta. Bir miktarı su. 1 yemek kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı fesleğen, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı biber, 1 yemek kaşığı kişniş, 2 yemek kaşığı sarımsak pudrası, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik. Nişastamız, unumuz üstüne dökeceğiz. Biraz karıştırıyoruz. Daha geniş bir tava alalım. Tüm malzemeler karıştırılması için bu tava getirdim. Şimdi un karışımı dökelim. Tuzumuzu koyalım ve birbiriyle karıştırıyoruz. Kekikimizi de koyuyoruz. Karabiber. Zerdeçal. Fesleğen, zencefil, kırmızı tatlı biber, kişniş ve sarımsak pudrası. Malzemeler hepsini birbiriyle iyi bir şekilde karıştıralım.
Şimdi un karışımı, suyumuz ve tavuk parçalarımız hepsini getireceğiz. Tavukumuzdan bir parça alalım. Un karışımı içerisine koyacağım. 2 dakika kadar şu şekilde yapacağım. Sonra böyle yapalım. Fazla unlarımız insin diye böyle yapıyoruz. Şimdi suyumuz içerisine koyalım ve 4'e kadar sayalım. Suyumuzdan çıkartalım şu şekilde. Yine de unumuz içerisine koyacağız. Yine de 2 dakika kadar sürecek. Şöyle unumuz içerisine batıracağız. Aynı şekilde böyle. Yine de böyle yapalım. Fazla unlarımız çıkartalım diye. Son parçaları için aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tencere alalım. İçine bol bir miktarı sıvı yağ döktüm. Sıvıyağımız iyi bir şekilde ısındıktan sonra tavuğumuzdan bir parça alalım ve yağın içine şöyle koydum. Nerleşene kadar kızartacağız. İlk önce ateşimiz yüksek olsun. Tavuk parçaları koyduktan sonra orta ateşte bırakacağız. Bunu böyle yapıyorum çünkü daha iyi bir şekilde pişsin diye böyle yapıyoruz. Şimdi ben bunu sürekli ters çevireceğim. Pişene kadar ters çevireceğiz. Evet, bayağı iyi bir şekilde pişti. Artık çıkartacağız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Tüm parçaları kızartacağız. Gördüğünüz gibi KFC'den yapılan tavuk aynısı gibi çıktı. Diğer parçaları da kızartalım. Sizin tavuk parçalarınız eğer küçük olduysa 2 tane aynı zamanda kızartabilirsiniz. Evet arkadaşlar, son şekli budur. Kızartılmış patates ile servis edeceksiniz. Bayağı çıtır çıtır oldu. İçine de gördüğünüz gibi bayağı iyi bir şekilde pişti.
Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.